Bismillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Edersus sadisu ve sittune min imtihanil ezkiya. Burada İmtihanul Ezkiya kitabının 66. dersini okuyoruz. Mevzu nedir? Mevzu faal mevzusudur. Öyle değil mi? Evet. Diyor ve la yeteqeddemul fa'ilu alel fi'li. Faal fi'le mukaddem olmaz. Örnek kâme ehevâke. Kâme zeydânide ezzeydâni kâme denilmez. Faal fiilin önüne geçmez. Geçerse ne demelisin? Ezzeydâni kâma demelisin. Artık kâma faal ile beraber gelir. Zeydani faallikten çıkar, mübteda olur. Cümle ona ne olur? Haber olur. Ve lâ yeteqeddemul fa'ilu alel fi'li, işaret etti ki yeteqeddemun fa'ali müstetir huvedir, fa'ile gidiyor. Onun bir mutaalliki de mahzuf ku nedir? Alel fi'ldir. Gayrine nedir? Ne biliyoruz ki demir fa'ale gider, mutaalliki alel fi'lidir. Karine, makam karinesidir. Makam neyin makamidir? Fiilin faalinin makamidir. O zaman mutakaddim olmayan faaldir. Nedir? Faaldir. Neye takaddumu caiz değildir? Fiile caiz değildir. Bunlardan bahsediyoruz. Peki sebep ne? Niye faal fiilin üzerine mukaddem olmuyor, takdimi caiz değildir? Gile, bir gile illet olarak şöyle diyor. Lella yeltebise bil muhtedehi, ta ki faalın muhtedeyle iltibası olmasın. Lella yeltebise bil muhtedehi, ta ki ne olmasın? Muhtedeyle iltibası olmasın. Anlıyorsunuz değil mi? Örnek, Zeydun kâme. Kâme Zeydun. Zeddi öne alalım. Zeydun kâme olur. Ya bu zed muhtedadır. Kâme fiil faali müstetir huve cümle haber olur. Yahut da kâme fiil içinde faal müstetir yoktur. Zed onun mukaddem faalidir. Bilemeyiz. Faalla iltibas olmaması için gilenin dediğine göre faal fiilin önüne geçmiyor. Ama ve haza la yufidul vücube. Bu illet, yani fiilin faaline takaddümünün vacip olduğunu ifade etmiyor. Ve haza, anlıyorsunuz değil mi? Mesela. La yufidul vücube. Yani la yufidul vücube takaddüm, vücube takaddümil fiili alel faali. Yani tersini de söyleyebiliriz. Bu, faalın fiilden teahhurunun vücubuna delalet etmiyor. Veyahut da fiilin faale takaddümünün vücubuna delalet etmiyor. Öyle değil mi? Niye delalet etmiyor? Li cevazi ekaimun zeydun. Bakın burada ekaimun zeydun nedir? Caizdir. Yani ne demek? Herhangi bir harfi nef veya harfi isfamdan sonra bir ism şibhul fiil mufred gelirse, şibhul fiil ne gelirse? Mufred. Bak kaimun mufreddir. Kendisinden sonra bir faale mufredde gelirse, örnek kaimun zeydun gibi, bu caizdir. Bu nedir? Caiz. Caiz. Ekaimun ismul faal mubteda.
Zeydun onun faalidir. Sadun mefsedel haber diyebiliriz. Zeydun mübteda. Kaimun ismul faal onun haberi. Kaimun faali içinde müstetir huve. Bunu da diyebiliriz. Anlaşıldı değil mi? Buradaki ismul faal mübteda mıdır, haber midir? Bak bilinmiyor. Mabadındaki Zeyd fail midir, kaymul makamul haber midir? Veyahut da mübtedadır, makamli haberdir. Bakın iltibas var. Ne var? İltibas var. Peki burada iltibas takaddumul fiili vacip kılmış mı? Kılmamış. Vacip kılmamış. Öyle değil mi? Eğer faalın mübtedeyle olan iltibası adamu takaddumul faala illet olmuş olsaydı bu misal ve bunun gibi caiz olmazdı. Öyle değil mi? Bakın burada kaimun ismul faal, Zeyd onun faalidir. Zeyd onun neydir? Faali. Zeyd muhtada kaim onun neydir? Haberidir. Mukaddem haberidir. İltibas yok mu? Var. Burada ney neyle iltibası var? Burada Zeyd muhtada mıdır? Kaim muhtada mıdır? Kaim onun haberi veya kaim onun faalidir. Bak burada da iltibas var. Mukaddem olsa caiz değil. Niye? Mubteda mıdır? Faal mıdır? Bilmiyoruz. Ya bu misalde kaimun zeydun mukaddem olmasa da mubteda mıdır? Haber midir? Bilemeyiz. Bak iltibas var. İltibas olmayla birlikte bu misal caiz mi değil mi? Caiz. Demek iltibasul faal bil mubteda vücubu takdimi gerektirmiyor. Gerektirseydi buradan caiz olmazdı. Burada Zeydun'un tahiri, mübtedanın tahiri olan Zeyd'in tahiri caiz olmamalıydı. Ez Zeydun kaimun olmalıydı. Halbuki kaimun Zeydun nedir? Caizdir. Oldu mu olmadı? Bildiniz mi? Nasıl? Yalnız burada şöyle bir fark var. Ya Zeydun, kame Zeydun öne geçerse Zeydun kame. Faallikten çıkar, bil külliye ne olur? Bil külliye artık mubteda olur. Yani faal olma ihtimali ne olur? Faal olma ihtimali bil külliye zayıf olur. Bakın. Kame Zeydun. Şimdi burada Zeyd faal, kame Zeyd kamenin faali de diyebiliriz. Zeyd muhteda kame haber de diyebiliriz. Kaimun Zeydun gibi. Öyle değil mi? Evet. Burada da iltibas var. Bu caizse o da ne olmalı? Caiz olmalıdır. Öyle değil mi? Evet. Ha, burada şöyle bir cevap var. Şimdi kame Zeydun eğer muahhar olursa bu nedir? Faaldir, mubteda ihtimali son derece zayıf. Ama akaimun zeydun, oradaki zeyd mubteda olması ihtimali son derece zayıf değil. Zeyd kaimuna haber olma ihtimali ne kadar yüksek ise mubteda olma ihtimali de o kadar yüksek. Bazılar öyle bir fark yapıyor. Ama böyle incelikliğe girmeden kaba taslak bakarsak burada iltibasla beraber bu şekil misal caizdir. Öyleyse iltibas vücubu takdimil faal vücubu takaddumul fiili gerektiriyor. Cevazını ne diyor? Gerektiriyor. Evleviyeti gerektiriyor. Oldu mu olmadı? Oldu sana. İkinci bir illet. Kîle li ellâ yeltebise bil mubtedâ'yı bir وَلِعَدَمِ تَمَشِّيهِ bu yürümüyor.
fil müstenna vel mecmu'i. Bakın dedik bu hazela yufidil vücube. Niye? Li cevaze kaymun zeydun. Bir. Bir de veli ademi temeşi. Bu illet yürümüyor. Fil müstenna vel mecmu'i. Müstenna mecmu'da bu illet yürümüyor. Niye? Şimdi ezzeydani kâme ve zeyduna kâme. Bakın ezzeydani kâme ve zeyduna kâme. Kâme zeydani değil midir? Mesela. Bakın dikkat edin. Kâme zeydani. Burada fiil-i takdim vacip diyoruz. Niye? İltibas olmaması için. Mesela. Takdim yapalım. Ezzeydani kâme. İltibas yine yok. Yine biliyoruz ki ezzeydani kâmenin faalidir. Niye? Ya ezzeydani mübteda dersek o zaman kâme caiz değil. Kama olmalı, tesniye demiri gelmelidir. Bakın tamam. Kame zeydun veya da kame zeydun. İsmam yetinmeyelim. Kame zeydun'da takdim caiz değil. Niye? Takdim niye caiz değil? İltibas var. Tamam kame zeydun'da iltibas var. Ama kame zeydani'de iltibas yok. Burada niye takdim vacip? Zeydani öne de gelse biliyoruz ki faal, sonunda da gelse biliyoruz ki faaldir. Mübteda olma ihtimali yoktur. Mübteda olursa demire müfred tesniyeye gitmiş oluyor. O da caiz değil. Bu kıyla zayıftır. Niye? Bize fiilin takadumunun vücubunu gerektiren bir illet lazım. Bu cevazını vücubu gerektirmiyor. İkinci bir husus bu illet faal müfred olursa bu illet orada ancak uygulanır. Faal müstenna mecmu olursa uygulanmaz. Oldu mu olmadı? Oldu sen. Ve adamu takaddumihima. Yalnız buna da bir cevap var. Şimdi hatta şöyle diyorlar. Diyorlar faal müfred olursa iltibas var. Onun için orada takaddumul faal caiz değil. Faal tesni cem'i olsa her ne kadar iltibas yoksa da onu da müfrede hamle ederek tarden lil bab olarak orada da takdim vaciptir diyebiliriz. Yani bu illet bazılarda var. Olmayan yerleri de ne ederiz? Hamle ederiz. Sen bir nuskayla tekallüf ya mı? Biz aşağıda gelmiş. Li adem temeşi yerine li tekallüf ya mıdır? Li tekallüf. Olur. Li tekallüf. Bu illetin tekallüfü var. Bu söylediğimiz tahallüf eder müstenna mecmuada. Yani bu orada uygulanmaz. Nasıl? Adamın temeşi orada yürümüyor veyahut da orada tahallüf ediyor. Yani ikisi de olur. Nasıl? Oldu mu? Oldu sen. Peki ve adamu takaddumihima. Kame zeydani, kame zeydune. Orada iltibas olmadığı halde faal ne olmuyor? Mukaddem olmuyor. Öyle değil mi? Evet. Olsa da iltibas olur mu? Olmaz. İltibas olmadığı halde müstenna mecmu olan faalın adem takaddumu ve ademu takaddumihima delilun ala ennel mufredel mukaddeme leyse bifaalin. Demek ki mufrede mukaddem ne değildir? Faal değildir. Yani faal müstenna mecmu olsa takaddumları caiz mi? Caiz değil. İltibas var mı? Hayır. İltibas olmadığı halde takadüm caiz mi? Hayır, caiz değil. O zaman faal müfredken yani müstenna mecmun adam takadümü delildirler ki müfred olan faal mukaddem olan müfred faal değildir. Faal olsa mukaddem olmaz. Tesni cem olsa bile mukaddem olmaz. İltibas olmadığı halde. Mufred olursa tarif kul evlâle mukaddem olmaz. O zaman fiile mukaddem olan faal görünümündeki lafız o faal değil de nedir? Mubtedadır. Ve adamu takaddumihima müstenna mecmu'un adam takaddumu bak iltibas olmadığı halde adam takaddumları delilun ala ennel mufrede o mukaddem olan mufred Zeydun kâmedeki zeyd faal değildir. Niye? Çünkü eğer faal olursa
takdimi caiz olursa, iltibasla beraber, o zaman faal musanna mecmu iken, adam-ül iltibasla beraber, tarikul evla ile takdimi caiz olmalıdır. Niye orada caiz değil, müfrede caiz? Müfrede zarar var, iltibas var. Niye caiz olsun? Musanna mecmu'da zarar, iltibas yok. Niye orada olmasın? Adam-ül iltibasla beraber, faal-i musanna, faal-i mecmu ne olmayınca? Mukaddem olmayınca, ne olmayınca? Mukaddem olmayınca, bununla biliyoruz ki fiile mukaddem olan müfred faal değildir. Bir yerde fiil geldi, önünde bir müfred varsa bu mübtedadır, bu fiilin içinde bir faal var, bu cümle bu mübtedaya haberdir deriz. Yoksa fiilin içinde fiil halidir, mukaddem isim faaldir diyemeyiz. Bildiniz değil mi? Eğer onu dersek o zaman müsenna da mukaddem olmalıdır. Mecmu da ne olmalı? Takadumi caiz olmalıdır. O da caiz olsun. O istikra en biliyoruz ki caiz değil. Arapların elfazlarını, köylülerini, kuh Arapları araştırmışız. Faal-i müsenna, faal-i mecmu kimse mukaddem etmiyor demek caiz değil. Müfredi niye diyorlar? Faal-i müfredi takdim etmiyorlar. O mukaddem olan hani müfred faal değil demek ki mübtedadır. Faal olsa da onu da takdim etmezler diye. Mesela anlaşıldı değil mi? Faalın birinci özelliği fiilin önüne geçmiyor. İkinci özelliği ve la yeteaddedu. Faaldan faal müteaddid olmaz. Faaldan taaddud ne değildir? Faalda taaddud caiz değildir. Lefsen bila hilafin. Lefsen taaddud olmaz. Lefsen ne olmaz? Taaddud olmaz. O hilafsızdır. Kame zeydun amrun bu hilafsız olarak bu nedir? Caiz değildir. Oldu mu olmadı? Olsun. Tamam. Manana daha geçmedi. Niye lefsen taaddud bila hilaf caiz değil? قِيلَ لِأَلَّا يَلْزَمَ قِيَامُ حَدَسٍ وَاحِدٍ بِمَحَلَّيْنِ قَامَ زَيْدٌ bakın, kıyam zeyde, bir mahalle taluk etmiş konu nedir? Zeyde. قَامَ زَيْدٌ وَاَمْرٌ ya bir hades, hem zeyde hem amrına ne etmez? Kıyam etmez. Bu caiz değildir. Onun için ne değildir? Onun için taaddudul faal lefsen caizdir. Eğer caizdir dersek ne lazım gelir? Kıyamul hadesil vahad bi mahalleyni lazım gelir. Harf atıfsız ama değil mi sen? He? Harf atıfsız. Harf atıf o taaddud değil zaten. Biz onunla konuşmuyoruz. Mesela kâme zeydun ya zeyde kıyam eden hades min haysuku zeyde kaimdir. Zeyd'in gerisine gâi değil. Öyleyse câe zeydun amrun dersek zeyden gâim olan kıyam amre de gâim olmuş oluyor. İyi olur mu? Buraya gâim olan renk buraya gâim olamaz. Bu beyat bu beyadın aynısı değil. Bu mislidir. Yani misli olur. Zeyde kıyam taalluk eden kıyamın misli amre taalluk edebilir. Ama zeyde kıyam eden kıyam min haysu zeyde kaimdir. Amre kaim olamaz. Oldu mu olmadı? Olsun. Yalnız fihi nezerun burada vav olsa daha iyi olur. Ve fihi nezerun. Vav var mısın ki? Fihi nezerun. He? Yoksa. Seninki? Yoksa. Burada vav olsa iyi olur. Ve fihi nezerun. Bu illetten ne var? Nazar. Nazar var. قِيلَ لِيَ لَا يَزْمَ قِيَامُ حَدَسٍ وَحِدٍ بِمْحَلَّيْنِ burada da fihi nazarun demiş. Eyüp hele alttaki haşiye baksan ki yok mu? Yok. O aynı basık. Aynı mı? Mümkün yok.
Bakın burada ve fihi nazar. Başka ve fihi nazar var mıydı orada? Yok. Fihi nazar. Bak aşağıda ve fihi nazar. Ha o muhaşi. He. Oradaki metin nakletmiş. Ve fihi nazar. Ve olması daha iyi. Yani bu gibi yerlerde vav iyi. Ama vav olmasa da olmaz mı? Olur. Vav olsa hangi vavdır? İptidaiyedir. Olmazsa da yine iptidai bir cümledir. Anladınız değil mi? Hulâse bu illete ne var? Nezer var. Niye nezer var? Şimdi şöyle nezer var. Yani faal mutaadid olunca bir hadese vahed iki mahalle taluk etmiş sayılmaz ki. Niye? Şimdi hades bir belli bir hades midir? Kıyam belli bir kıyam midir? Cinstir. Kıyam evet mester hadestir doğru. Birdir doğru vahiddir. Ama vahide bir şahs değil. Vahide bir cinstir. Kıyam bir cins hadestir. O zaman iki mahalle kıyam edince burada muhallif söz konusu değil. Vahide bir şahs iki mahalle taalluk etmiş olmuyor. Ya vahide bir cins taalluk etmiş. Evet, onun için Zeyd'e amre kıyam eden, yani taalluk eden kıyam aynı, cins olarak aynı. Ama şahs olarak ona kıyam taalluk eden kıyam ayrı, ona taalluk eden kıyam ayrı. Anlıyorsunuz değil mi? Mesela. Tamam. Burada tefsir var, ben fazla girmiyorum. Nezeri anladınız değil mi? Anladık. Ve fihi nezerun. Bakın kendisi ne der? Benim söylediğimin aynısını bakın. لِأَنَّ مَدْلُولَ الْفِيَلِ الْجِنْسُ Fiyelin medlulu. Yani medlulden murad medlule tadamuniku hadestir. Yoksa medlule mutabıkîn. Nisbet zaman hades değil. لِأَنَّ مَدْلُولَ الْفِيَلِ Fiyelin medlulu kon nedir? Medlule tadamunidir. Bu hadestir. الْجِنْسُ لَلْ مَرَّتُ Ne değildir? Merret değildir. لِأَنَّ مَدْلُولَ الْفِيَلِ الْجِنْسُ لَلْمَرَّةُ Cinstir, merret değildir. Öyle değil mi? Mesela. وَلِزَ cins olduğu için لَا يُسَنَ وَلَا يُجْمَعَ Eğer merret olsaydı, iki arzulandığı zaman tersine olurdu. Üç fazla arzulandığı zaman ceme olurdu. Ama fiilin medlulü cins olduğu için fiil tesni olmaz, cem'i olmaz. Niye? Cins az çoka ne yapılır? İtlak edilir. Tesniye gerek yok, cem'e ne yok gerek? Yok. Öyleyse fiilin medlulü nedir? Cinsin merret değildir. Bildiniz değil mi? Evet. Cins ise iki mahalle bir cins, iki mahalle taalluk edebilir. Murad oldu mu olmadı? Mesela. İki neye taalluk edebilir? Şey İki mahalle taalluk edebilir. Keyfe? Hani diyoruz fi nezerin. Bu illette nezer var. Bu illeti kabul etmiyoruz. Keyfe yani keyfe yessihu tesihu hazihil illetu. Bu illet nasıl sahihdir? Velev temme şayet bu illet tam olursa. Yani kıyamu hadesin vahidi bir mahalleyni bu illet. Adem taaddudun bu illete tam olursa lem tena akame zeydani ve zeydune. Burada da kıyam iki zeyde taalluk etmiş. Üç zeyde taalluk etmiş. Hakame zeydun amrun dedin. Hakame zeydani dedin. Her ikisinde de kıyamul hades her ikisinde ne? Kıyamul hades. Kıyamul hades bir mahallen vardır. İfal tersin cam olunca niye caiz olsun da faal müfred müteaddid olunca niye caiz olmaz? Oldu mu olmadı? Şimdi bakın Ali Şaban bundan da aslında ne var? İhtiraz var. İhtiraz şöyle yani bunun cevabı da şöyle bazıları veriyorlar. Ya kâme zeydani zeydune lefsen müfreddir. Manen müteaddiddir. Kâme zeydun amrun hem lefsen müteaddid hem manen müteaddid. Öyle değil mi? Bazılar öyle bir fark yapıyorlar. Ama bunların cevabı da
ya taalluqul hades bi mahallin. Han lefsen taaddut ham man lefsen manan taaddut ham manan fakat. Eğer manan fakat taaddut olursa taalluk caizse lefsen de olunca niye caiz olmasın? Yani lefsen taaddut olursa caiz değil, manan olursa caizdir. Delil ne? Niye böyle tahakkum yani dava bile delil yapıyorsun? Farkı bile farık niye yapıyorsun? Bazılar öyle diyorlar ama o da tam yerinde değil. Essah o ki bu illet yerinde değil. Qile li la yazma qiyam hadesen bi mahallini fi nazarun lan madlul al fi'l al cinsu lil maratu ve liza la yusanna ve la yucma'u keyfe ve lev temellem tenakame zeydan ve zeydune. Peki qile'nin illetini kabul etmedik. Ya imtihanul eskiya, ey imam bir gibi, sence illet nedir? Getirmedi. Getirdi mi imam bir gibi? Getirmedi. Anlıyorsunuz değil mi? Bakın biraz demin geriye gelen. وَلَا يَتَقَدَّمُ الْفَعَلُ عَلَى الْفِلِقِ اِلَى لَا يَلْتَبْسِ بِالْمُبْتَدِي وَهَذْ لَا يُفِدُ الْوُجُوبِ لِجَوَزَ قَامِدِ وَلَا عَدَمْ تِمَشْفِي الْمُسَلِمْ مَجْمُعِي وَعَدَمْ تَقَدْمَ الدَّلِينَ عَلَى اَنَّ الْمُفْرَدَ الْمُقَدِمِ لَيْسَ بِفَعَلِ. Bakın, imam bir gibi her iki yerde Gilen'in illetine ihtiraz ediyor. Kendisine getirmiyor. Evet. İllet getirmiyor. Oldu? Olsun. Tamam. وَلَا يُحْزَفُ فَعَلْ حَسْفَدَ يَتْمَزْ فِي السَّحِيحِ. Sahih görüşe göre faalın hasfi ne değildir? Caiz değildir. Evet, bu diyor caiz değil. Aslında altı yerde faalın hasfi nedir? Caizdir. Altı yerde faalın hasfi nedir? Caizdir. Anlıyorsunuz değil mi? Mesela. Ama o diyor وَلَا يُحْزَفُ فِي السَّحِيحِ Neyse bir gelelim. Sahih'e göre caizdir. Zaten sahih demesinin sebebi de hani sekaki tenazu babında diyor faalın hasfi nedir? Caizdir. Anlıyorsunuz değil mi? Sadece tenazu değil. Altı yerde faalın hasfi nedir? Caizdir. Ama burada o altı yerden biri değil, o alidir. Yok, burası zaten am söylemiş. Faalın hasfi caiz değil. Alal itlak demiş. Halbuki sahihe göre ne değildir? Sahihe göre caiz değil. Niye? Çünkü hilaf-ı sahihe göre sekakinin görüşü de budur. Tenazu da caiz. Tenazun dışında altı veya beş yerde daha caiz. Hani kimisi yedi diyor, kimisi altı diyor. Meşhur altıdır. Tenazu onlardan biridir. Anlaşıldı? Niye ve la yuhzefu ala sahih? لِعَدَمِ اِفَادَةِ الْفِعْلِ لِعَدَمِ اِفَادَةِ الْفِعْلِ بِدُونِهِ لِعَدَمِ اِفَادَةِ الْفِعْلِ بِدُونِهِ. Çünkü ne? Faalsız fiil fayda verir mi? Vermez. Fiil daima musneddir. Musned yalnız fayda vermez. Yanında bir musnedu ileyhi olmalı. O da nedir? Faaldir. O da nedir? Faaldir. E faal hasfe giderse o zaman ne değildir? O zaman buradaki fiil mufid olmuyor. Dolayısıyla caiz değildir. Oldu mu olmadı? E biri derse Zeydun derebe. Orada derebenin faali de lefsen yoktur. Kimse demiyor bu caiz değil. Kimse demiyor bu ne değildir? Evet. Caiz değil. Bak orada da hasfe gitmiş. Zahren yok, müstetirdir. Şimdi diyecek ki buradaki hasfden senin bildiğin o meşhur mana murat değil. Yani hasf oradan kaldırıp atmaktır. Hasfden öyle bir mana ararız ki hayır. Hasfden öyle bir doğru.
hazıftan murat yani lefzen yoktur demek değil. Eğer hazıf demek yani iskatu mine lefstir dersek müstetir de gider. O zaman ihtiraz varat olur. Şimdi hazıftan öyle bir mana alıyoruz ki müstetir istitar bu hasfe girmiyor. Nedir? Vel hasfu indahum nuhatların yanında hazıf adamu telaffuzi. Adam telaffuzu. Doğru. Müstetirin de adam telaffuzu yoktur değil mi? Nasıl? Hakikaten ev hükmen. Ha, ev hükmen demeyle ne çıktı? Müstetir çıktı. Müstetir istitar hasfe girmiyor. Niye? Çünkü adamu telaffuzi hakikaten ev hükmen müstetirde bu adam telaffuz yok. Hakikaten adam telaffuz var ama hükmen yoktur. Anlıyorsunuz değil mi? Evet. Hükmen yoktur. O da diyor fela yeşmelül istitara. Hazıf istitara şamil gelmiyor. Niye? O telaffuza hükmü var. Biz demiyoruz Zeydun derebe, derebede derbeyle beraber bir şey mülahaza ediliyor. O mülahaza edilen şey mukaddem Zeyd'dir veya neyse ondan ibaret edemiyoruz. Diyoruz. Demek derebenin telaffuzuyla beraber o faal-i müstetir mülahaza ediliyor mu? Ediliyor. Derebenin telaffuzu hakiki mi? Evet. Onunla beraber müstetir mülahaza ediliyor mu? Evet. O zaman müstetirin de hükmü neyi var? Müstetirin de hükmü telaffuzu var. Oldu mu olmadı? Artık demirem hazır caiz değildir, demirem müstetir, orada hazırdır, caizdir, bu ihtiraz varid olmaz. Orada hazıf yoktur. İstitar ari, hazıf ari. Hazıf adamu telaffuzi hakikaten ve hükmendir. İstitarda adamu telaffuzi hakikaten var ama hükmen yok. Oldu mu olmadı? Diyor ve yenbagî en yezîde bilâ nâibîn. Hani ve lâ yuhzefû bilâ nâibîn. Bu desedi uygundu. O nâib de velev hareketen. Hani idri bunne. Oradaki faal ve o hasfe gitmiş. Demme onun nâibidir. Ona ne ediyor? Delalet ediyor. Yani nâibsiz faalın hasfi caiz değil. Naib olur ki bir hareke olursa dahi, eğer naib varsa falan hasbi nedir? Caizdir. Bunda deseydi daha ne olurdu? Münasip olurdu. Doğru, daha münasip, daha zar olurdu. Ama niye dememiş? Ya zaten naibla beraber hazif ademul hasif gibidir. Bir şeyin en naibu kel asli, naib asıl gibidir. Kaymul makam, kimin yerine kaymışsa onun yetkisini alıyor. Öyle değil mi? Mesela. Buradaki zaten mutlak hasır denilince naipsiz olan hazırdır. Naibli hazır, evet hazır denilir ama hakikaten de hazve girmiyor. Niye? Çünkü faale hakiki gitmiş, faale hükmi, faale naibi onun yerine geçmiş. Ama her şeye rağmen وَلَا يُحْزَفُ بِلَا نَائِبٍ deyseydi daha serih olur. وَالْمَنْفِيَّاتُ وَالْنَا وَالْمَنْفِيَّاتُ Menfiler. Bakın nedir menfiler? وَلَا يَتَقَدَّمُ بِيرْ وَلَا يَتَعَدَّدُ اِكِي وَلَا يُحْزَفُ üç. Bunlar değil miydiler? وَالْمَنْفِيَّاتُ Burada menfi olan cümleler اِمَّا مَرْفُعَةٌ مَعْتُفَةٌ عَلَى الْاِسْمِيَةِ Ya mahalle merfu, bu menfi cümleler, mahalle merfu'dürler. Cümle ismiyeye nedirler? Matuf'dürler. Niye? Likevniha ahkamen mislaha. Çünkü menfi cümleler, matufu aleyhi olan cümle ismiler gibi, onlar da faalın ahkamlarıdırlar. Bakın, likevniha ahkamen mislaha, hani matuf, matufu aleyhi arasında ne lazım Eyüp? Münasebet lazım. Bu münasebeti beyan ediyor. Likevniha
matuf olan menfi cümleler mislaha matufu aleyhi gibidirler. Ne konuda? Hani likevni ahkam mislaha. Matufu aleyhiler. Şimdi atıf, ismi atıftır dedik. İsmiye nedir? Hele bir bakın. Bu hakon yediyon neyin hükmüdür? Faalı. Adam takaddüm. O da faalın hükmü değil mi? Faal. Adam taaddüd. O da faalın hükmü. Adamul hazf. O da faalın hükmü. Bakın. Matuf matuf alırsan münasebet tam mevcuddur. Bakın bu ihtimali öne aldın. Niye? Çünkü matuf matuf alırsan münasebet var. Ev alel fiyaliyeti. Ya cümle fiyali üzerine nedir? Matuftur. Cümle fiyali olursa en yeli olur. Bakın. Ve hakkuhu en yeliyehu. Faal fiyelden sonra gelmesi faalın hakkıdır. Peki bu olursa münasebet var mı acaba? Yok, onun illeti değil de heya fiyeliye atıf edilirse, en yeliyehu üzerine atıf edilirse fiyeliyet nedir? Ve hakkuhu şey burada aşağıda var şey elletihi kavluhu sahal idmar. Ha bak oldu. Çünkü en yeli olursa o mensubetun aşağıda geliyor. Dikkat edin. O mensubetun ki satır sonra ala yelihi. Bu sahal üzerine bakın oldu. Ama hakku en yeliyo ve hakku ve sahal idmaru kavlu diyor değil mi? Fesah. Ha, fesahad idmaru qablahu ve la yetekaddemu ve la yetaaddadu ve la yuhzafu. Epey. Bu sıhhat neyin vasfidir? İdmarın değil midir? Fesahad idmaru murad. Sıhhat neye taluk edilir? Ne sahihidir? İdmar. Ne mukaddem olmuyor? Faal. Bakın. İkisi faalın hükmü olmadılar. Nasıl matuf matuf aleyh oluyorlar? Nasıl aralarında atıf ne olur? Cari olur. Şimdi getiriyor bu yönüyle matuf matuf aleyh arasında münasebeti beyan ediyor. Diyor izil veliyu. Demin hani bizim yanlışlıkla matuf aleyh yaptığımız. Veli ne de geçti? Ve hakkuhu en yeliye. Fesahadan önce. İzil veliyu yaktedi teahhire. Ne istiyor? Teahhire. Alama feserna veli tefsir ettiğimiz gibi. Vel ne demek? Veli fiile mutasıl olarak gelmek. Fiile mutasıl ise veli, fiile mutasıl ise mecbur fiilden sonra gelir. Mecbur ne gelir? Fiilden sonra gelir. Mecbur fiilden sonra gelir. Niye? En yeliyehu diyoruz. En yeliyehu ne demek? Sonunda fiile yapışık olmak demektir. Oldu mu olmadı? Sonunda fiile yapışmış olmak demektir. Bu neyi gerektiriyor? O zaman velaya tekaddemuyu gerektiriyor. Bakın bu yönüyle dur. Tamam, vel tahiri gerektiriyor. Ala mafeserna. Neyi gerektiriyor? Tahiri gerektiriyor. Kapatalım. Veli bu matufu aleyhin makabindeki ve hakan yeliyehu. O tahiri gerektiriyor. Ala mafesserna. Doğru. Veli tahiri gerektiriyor. Güzel. Vel vahdete lefsiyeten. Vahdete lefsiyi de gerektiriyor. Niye? Ya eğer faal bir tane olmazsa. Ne olmazsa? Bir tane olmazsa. Birinci faal mutasıl olur. O ikinci faal münfasıl mecbur olur.
O zaman veli vahdet-i lefsi gerektiriyor. Anlamadın Eyyub. Vahdet-i lefziye inşallah. Şimdi biz diyoruz faal fiilden sonra gelir. Bu neyi gerektiriyor? Faal lefsen bir tane olacak. Vahdet-i lefsi gerektiriyor. Lefsen bir tane olacak. Eğer lefsen faal bir tane değilse o zaman veli olmaz. Faalın birinde veli olur. Diğerinde olmaz. Bak veli hem tahirul faal anil fiili gerektiriyor ve la yetekademuya yol açıyor. Hem de vahdet-i lefsi gerektiriyor ve la yeteaddeduya yol açıyor. Niye vahdet-i lefsi dedi? Hani ca'ani zeydani faal eğer manen müteaddidse o ne etmez? O veli onu gerektirmez. Veli lefsen faalın bir olmasını gerektiriyor. Faal lefsen birse, tesniyese, cemese lefsen birdir, fiile mutasıdır. Ama ca'ni zeydun amrun, zeyd evet velidir ama amr veli olamaz. Oldu mu olmadı. Buna illet getiriyor. Biri derse ya vahdet-i lefsi, veli vahdet-i lefsi niye gerektiriyor? Gerektirmesin. Diyelim ikinci faal, birinci faalın içine girsin. Birinci faal ne olsun? İkinci faalın içine girsin. Yani faal mutadid olsun. Biri, bir kısım, bir kısmın içine girsin. Öyle değil mi? Veyahut da biri birinden muahhar olsun. Ya tedahül olsun, ya bir kısım faal bir kısımdan müteahhir olsun. Yani veli niye lefsi, vahdet-i lefsi gerektirsin? Niye adem taaduda yol açsın? Diyor, izi tedahülü mümteniyorum. Faallerde tedahülü mümtenidir. Yok faallerde. Hani hal-i mütedahile var. İkinci hal, birinci halin içindeki faale hal olur. Hal-i mütedahile deriz. Ama bir fiilin faali, diyelim iki tanedir. İkinci faal, birinci faalının içine girsin. Ne olsun? İçine girsin. Olmaz öyle bir faal yok ki. Bir misal getirin. Fiyalın iki faali var. Biri bu mezkur olan lefse, biri de bunun içinde olsun. Öyle yok. Tamam. Tedahül yoksa bari iki faal arka arka gelsin. Diyor vel muakharu mefsulun. Şayet iki faal arka arka gelirse birinci mevsuldur. Fiyale yapışıktır. Veli var. Ama muakhar nedir? Muakhir mefsuldür. Veliyine ne oldu? Ters oldu. Oldu mu olmadı? Bildiniz mi? İzil veliyü yaktedi tahiren öğrendik. Vel vahdete lefsiyete ve la yeteaddedu ona gerektiriyor öğrendik. Bir de vel vücude hani ve la yuhzefu dedik ya üçüncü kayıt. Veli hani faal fiile mutasıl olur. Demek var ki mutasırlığı. Olmasa mutasır olur mu? Olmaz. O zaman veliyün adamul hasfi de gerektiriyor. Vel vücude vel vahdete lefsiyete vel vücude bunlar hepsi yahtedi teahhire, oradaki teahhire matuftürler. Oldu mu olmadı? Lakin bu ille haza lakin haza bu ne? Yani bu menfi başım getirdi. Buradaki ne dedi? Menfi fiiller cümle ismiye de atıfları caiz. Cümle fiiliye atıfları da nedir? Caiz. Yani biraz daha açarsak ve hakkuha en ne? Ve hakkuha en yeliyehu. Bu cümle ismiye de atıfı caiz. Bu tamam. Buna sıkıntı yok. Bir de sahal idmaruya da atıf caiz getirdik, münasebeti beyan ettik. Öyle değil mi? Evet. Ama cümle fiiliye atıf olması diyor, lakin haza, yani menfi cümlelerin sahal idmaruya atıfleri la yufidu lüzummel metlube. Metlub olan lüzumu ifade etmez. La yufidu lüzumel metlube.
lüzum-i metlubu, metlub olan lüzumu ifade etmez. Bel yufidu ademehu, belki adem lüzumu ne eder? İfade eder. Peki ne demek? Bakın bunun üzerine biraz duralım. Bu atıf metlub olan lüzumu ifade etmez. Belki adem lüzumu ne eder? Adem lüzumu ifade eder. Niye? İzil fer'u la yezidu alel asli. Bu bir kuraldır. Fer asla zaid olamaz. Anlıyorsunuz değil mi? Hiçbir asıl, bir fer aslının önüne geçemez. Ondan zaid olamaz. Öyle ise fela yecüzü. Öyle ise nedir? Fela yecüzü. Ne değildir? Yezidu. Yok. İzil fer'u la yezidu alel asli. O zaman fela yecüzü. Lüzum burada ne değil? Caiz değil. Şimdi bunun bir açıklaması var. Açıklaması şöyle. Diyelim bu cümleler sahaya ne olunca? Sahal idmar üzerine atıf edilince. Bu menfi üç cümle matuf oluyorlar. Sahal idmarun matufu aleyhi olur. Öyle değil mi? Evet. Tamam, güzel. Fesahhal idmaru neyin üzerine müferradi? En yeliyehu. Madem hakku en yeliyehu fesahhal idmaru. Öyle değil mi? Faalın hakkı fiilden sonra madem gelmek ise o zaman idmari kable zikir caizdir. Yani öne geçen bir mef'ulunun demir, mef'uldaki demir veya mef'ul olan demir muahher faale raci olabilir. Niye? Çünkü hakkı fiilden sonra gelmek rütbesinde öndedir. Oğlum olmadı. Peki o zaman veliyun sahal idmarunun asli oldu mu? Oldu. Fesahal idmaru onun fer'i oldu mu? Oldu. O zaman bu menfi olanlar sahal idmaruya atıf olunca bunlar da veliye müferra olmuş oluyorlar. Hani fesahal idmaru fay tefriyan yok mu orada? Evet. Vardı. Bu cümleler sahal idmar üzerine atif edilince fesahal idmaru gibi bunlar da veliye ne olurlar? Müferra oluyorlar. O zaman veliyun asıldır. Sıhhatul idmar ferdir. Dolayısıyla atıf vasıtasıyla veli asıldır. Bu üç menfi. Adem takaddüm, adem taaddud, adem hasib. Bu da ne oldu? Fer oldu. Bu üç uzman neyin fer oldu? Veliyenin fer'i oldular. Peki, faalın fiilden sonra gelmesi lazım mı diye? Yok mu, nasıl diye? Derebe emren zeydun caiz diye. Hani hakkuhan yeliyehu demişti. Yani fiilden sonra gelmek faalın hakkı, faalda evladı. Hakkı evle ile tesir etmemiştik. Mesela. O zaman müferrava aleyhi kuvvelyündür. O lazım değil. Ne değil? Lazım değil. Peki eğer bu menfilerin sahal idmara atıflarını lüzuma eğer yol açsalar o zaman müferrava aleyhi olan veli lazım değil. Onun üzerine müferra olan bu üç cümle ne olur? Bu üç cümle anlıyorsunuz değil mi? Bu üç cümle ne olur? Bu üç cümle fer olur. Takaddüm, adem takaddüm lazımdır. Adem taaddud lazımdır. Ademul hazif lazımdır. Ama müferra'u aleyhi olan veli o lazım değildir. O evladı. Bu lazım gelir. Peki o zaman aslında lazım aslında olmayan bir şey kul lüzumdur. Lüzum velidir. Ferde olmuş oluyor.
Bu da ne değildir? Bu da caiz değil. Bakın ne kadar ince. Eğer haşiler olmasa biz bunları bilemeyiz. Allah kendilerinden razı olsun. Bakın izil fer'u la yezidu alel asli. Fer aslen ne değil? Zaid olmaz. Olmaz o zaman fela yecuzu. Yani fela yecuzu atful menfiyyati alel ne? Alel fialiyyeti. Bu menfilerin fialiyete, sahal idmaruya atıfları caiz değil. Eğer yaparsak ziyadetül fer ala asıl lazım gelir. Oldu mu olmadı? Ev mensubetun ala yelihi. Hani demin başta yanlış söyledik ki bak en yelihi değil. Yeliyehu üzerine matuftur. O zaman en la yetekadime, en la yetadide, en la yecüze. Bunlar ne okunur? Mensub okunurlar. Ala yeliyehu yani atfen ala yeliyehu. Bu iyi midir? Diyor ve fihi ma fi saniyeti. İkincide olan ihtiraz hani merfu olsa da iki şıkkı vardı. Bir matufetun alel ismiyeti, biri alel fiiliyeti. Alel fiiliyetteki ihtiraz burada da vardı olur. Ve hakkuhu en yeliyehu. Demek ki adam takaddüm, adam taadud, adam cevaz hakkıdır. Hak da ne demek? Evla demek. O zaman bunlar lazımdır. Matufu aleyhi kunnedir, velidir. O lazım değildir. Çünkü yeli üzerine atıf olur. Bunun üzerine ne gelir? Hak gelir. Hak da ne demek? Evla. Veli evladır. Ama bunlar evlat değildir, lazımdırlar. Nasıl ona atıf olur? Oldu mu olmadı? Mensubetun bildiniz değil mi? Yani menfiler mensubdur. Bunu öğrendik. Diyor, lakin yümkünü def'ul idrabi hahuna. Yani dikkat edin. Yukarı bakın. Lakin haza la yufidu lüzum el metlube bel yufidu ademehu. Ha burada bu yufidu ademehu burada bu def edilebilir. Yani bir idrabın önceki itirazı durur. İdrab def edilebilir. Lakin yümkünü def'ul idrabi hahuna. İdrabi burada def edebiliriz. İdrab neydi? Bel yufidu ademehu. Adem-ül lüzumin ifade eder diyorduk değil mi? Evet. Burada onu def edebiliriz. Ne edebiliriz? Evet. Def edebiliriz. Nasıl? Umumun mecazla def ederiz. Yani onun mecaz şöyle. Diyor da hak demek, evla demek. Bunlar da evla değil, lazımidir. Öyle değil mi? O zaman ona atıf edilmeyle burada da adam-ı lüzum ortaya çıkardı. Biz diyoruz ki hakten umumun mecaz alırız. Hak ma yutlaku aleyhil hakku. Öyle değil mi? İster evleviyet olsun, ister vücub olsun. Vacip olan şeye de hak değil midir? Namaz müminlere vacibdir, hakkı değil midir? Hakkı değil. Yani artık hakdan evla almıyoruz. Hakdan ma yutlaku aleyhi lefsul hakkı iser evla iser vücub. Ha o zaman ademu belüşüde ademehu ademu lüzum ihtirazi varit olmaz. Oldu mu olmadı? Bildiniz mi? Tamam. Umum mecazi bildik. Ev cevazil cem'i yahu da ev cevazil cem'i. Yani bir cevazil cem'i. Biz ne diyoruz? Biz diyoruz hani iki hakiki mana arasına. İki mecazi mana arasına. Hakiki mecazi mana arasına cem'e caiz değil diyoruz. Meşhur budur. Ama bazı görüşler var diyorlar hayır. İki hakiki, iki mecazi. Mecazi hakiki arasına cem'e caiz. Ha bunlara göre hak'tan hem hakiki mana alırız ki evladır. Hem mecazi mana arız, kullüzumdur, vücuttur.
Anlaşıldı değil mi? O zaman atıf adam lüzumu gerektirmiyor. Niye? Atıf yoluyla hak gelir, haktan evla tek almıyoruz. Onu da alırız. Vücub manası, mecazi manayı da alırız. Bu da hani bir umumil mecaz, bu herkes kabul ediyor. Ev cevazil cem'i kemuhu mezhebul musanifi. Cevazul cem'e musanifin mezhebidir. Bitti. Kemuhu ve o cevazul cem'e. Ev iştirakil hakkı manen beynel haseyni. Yahut da cevap şöyle verilir. İştirakil hakkı manen beynel haseyni. Yani lefsul hak, bakın ev iştirakil hakkı manen. Biz burada hak lefsi var ya, onu müştereki manevi yaparız. Ev iştirakil hakkı manen. Hani müştereki lefsi var, müştereki manevi var. İştiraki lefsi bir lef, iki üç manevi var oluyor. İştiraki manevi lefs bir manevi var oluyor. O manenin birkaç efradi olur. Biz hak müştereki manevidir. Ne arasından? Beynel hasenin. İki has arasından müştereki nedir? Manevidir. Biri nedir? Lazım, vacibdir. Biri de evladır. Bakın hak iki manevi olmuş diyoruz. Anlıyorsunuz değil mi? Nasıl? Biri lazıma, vacibe olmuş. Diğeri de evlaya olmuş. Hakkın burada iki hakikin manasını alıyoruz. Ne alıyoruz? İki hakiki. İki hakiki manasını alıyoruz. Bildiniz değil mi? Yani ne demek? Buna göre hakkın her iki manası hakikidir. Burada bir lafız iki hakiki manasından kullanılmış oluyor. Buna göre müştereke nedir? Manevidir. Kimse müştereke manevinin istimali caiz değildir demez. Müştereke manevi istimali caiz. Karineye binaen. Karine hangi manaya yol açıyorsa onu alırız. Umumsa umum, belli bir kısmısa belli bir kısmı. Anlaşıldı değil mi? Bitti. Bu sefer ve adamul karineti burada duralım. Ve tisaluhu ve vuku'u mef'ulihi ba'de illa ev manaha yucibu takdimehu. Oldu mu olmadı? Ve adamul karineti de duralım. Yarın da böyle az az gidelim. Ve tisalul mef'ulü. Gördünüz mü? Nasıl? Oraya kadar bakın. Ve sallallahumme ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Ya lügati